Efendim değişimin başladığı adrese hoş geldiniz. Kontrol ve ekranlarına, programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir haftadayız ve bu güzel haftamızın yeni gününde ve yeni saatindeyiz. İnşallah bundan sonra hanım eli salı hariç pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saatlerimiz tam 10'u gösterdiğinde ekranlarınızda olacak. Birbirinden değerli konukları ağırlayacağız. Burada sohbet köşemizi ağırlayacağız. Bir taraftan uygulamalar yapacağız. Bir taraftan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mutfağımızda Gülseren Hanım'dan muhteşem tarifler alacağız ve mutfağımızı zenginleştireceğiz inşallah. Efendim biliyorsunuz ki Kontele 22 yıl önce yayın hayatına başladı ve Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerine, Türkiye'nin dört bir köşesine, dünyanın birçok yerine birbirinden güzel haberleri ulaştırdı, birbirinden güzel zengin içerikli programlarımızı ekranlara getirdi. Ama bir hedef belirledi, bir proje hazırlandı, hayal ettik ve başardık diyoruz biliyorsunuz ki ve değişim başladı. Tam 28 Şubat akşamında değişim başladı. Yeni logomuz, yeni dekorlarımız, stüdyolarımız ve yeni programlarımız, zengin içeriklerimiz, yeni yerimiz herkese hayırlı mübarek olsun inşallah. Buradan teşekkür etmek istediğim isimler var efendim müsaade ederseniz. Program açılışını biraz uzun tutacağım ama özür diliyorum. AMMEK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Özer'e, Genel Müdürümüz Sayın Şükrü Hıdıroğlu'na, Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Nurettin Bay'a, Haber Daire Başkanı Sayın Mustafa Tatlısu'ya, Mir Ajans Müdürü Sayın Ali Ayvat'a, Program Müdürümüz Sayın Yaşar Toya, Yayın Müdürümüz Sayın Şahin Bayram'a, İç Prodüksiyon Müdürü Sayın Kemal Türk Aslan'a ve tüm birim çalışanlarına, arşivden Ayhan Bey'i de unutmayalım lütfen, tüm ekibimize, kameramanlarımıza, hem iç hem dış kameramanlarımıza, hem rejide çalışan arkadaşlarımıza, teknik birimden efendim ulaşıma kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu dekorların oluşmasında birçok arkadaşımızın emeği geçti. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Aynı zamanda bize katkı sağlayan sponsor firmalarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. Sağ olun, var olun hepiniz. Efendim zengin içerikli inşallah güzel bir programla bundan böyle saatlerimiz 10'da bir kez daha hatırlatalım. 10 itibariyle ekranlarınızda olacağız. Bugün birbirinden değerli konuklarımız var. Comeck'ten biliyorsunuz 15 günde bir Comeck'ten değerli konukları burada ağırlıyoruz. Hem uygulamalar yapıyoruz hem bir taraftan sanatlarımız hakkında bilgilerimizi aktarıyoruz sizlere. Efendim bakıyoruz hemen Comeck deri ve kağıt rölyef eğitmeni Dilek Sarıçiçek hocamız bizimle birlikte. Diğer taraftansa mis kokulu sabunlar yapacağız. Aynı zamanda rölyefin yapım aşamasını ekranlarınıza getireceğiz. Hemen bakıyoruz efendim yine Comeck'ten mis kokulu sabun eğitmeni Kamuran Bayındır hanımefendi bizimle birlikte. Tabii ki mutfağımızda kim var biliyor musunuz? Halk eğitimde çalışıyor aynı zamanda kendisi. Karatay Halk Eğitim'de nakış öğretmeni ama o yeteneğinin dışında bir yeteneğe daha sahip kendisi. Mutfakta çok başarılı. Türkiye'nin bütün yörelerinin mutfaklarına hakim Gülseren Gün hocamız. Birazdan mutfakta olacağız ve kendisinden muhteşem bir tarif alacağız. Tabii ki kendisinden dinleyeceğiz bakalım. Kendilerini tanıyalım istiyoruz. Şimdi eğer yakınlardaysa program müdürümüzü burada ağırlamak istiyorum. Ve yeni yayın dönemiyle ilgili, yeni yerimizle ilgili, değişimle ilgili bize birkaç cümle konuşsun istiyoruz ama buralarda mı acaba? Birazdan o halde müsait olduğunda alalım ve genel yayın yönetmenimiz Sayın Nurettin Bay buralardaysa ve müsaitse efendim onu da programımızda ağırlamak isteriz. Şimdi böyle mi gidelim? Böyle gidelim sonra mutfak mı diyelim? Mutfak diyelim sonrasında. Efendim hoş geldiniz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Dilek Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi önce sizi yakından tanımak istiyoruz. Deri rölyef yapıyorsunuz ama bunun dışında yaptığınız birçok branş var, uğraştığınız birçok branş var. Önce sizi tanıyalım, sonrasında neler yapıyoruz sizden bilgiler alalım. Buyurun. Çok harika. Ben el sanatları öğretmeniyim. Selçuk Üniversitesi el sanatları öğretmenliği mezunuyum. 28 mezunuyum. Ben deri rölyef, evet deri rölyef yapıyoruz fakat bunun yanında kağıt sanatı adı altında kağıt perspektif tablolarımız var. Üç boyutlu tablolarımız var. Evet. Onları yapıyoruz şu anda. Mümine Hatun Hanımlar Lokalindeyim ben. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. 8 Mart'ta. Dünya Kadınlar Günü'nde de açılışı var inşallah. Evet, evet açılışımız var. Herkesi bekleriz. İnşallah. Evet, bu şekilde şimdi ben rölyef, deri rölyef ve kağıt rölyef yapıyoruz. Rölyefin kelime anlamını söyleyeyim ben. Yüzey üzerinde kabartma ve çökertmeler oluşturarak oluşan bir yüzeydir rölyef. Bunu ben kağıttan yapıyorum, deriden yapıyorum.
farklı şeyler kullanarak, hani ürünler kullanarak yapıyoruz. Ben size içeriğini anlatacağım, daha şey yapacağım. Uygulama yaparken evet, anlatacağız evet, değil mi? Evet. Çok güzel örneklerimiz var şu an stüdyomuzda. Birbirinden güzel. Hem sabunlar var, hem deri örneklerimiz var ve çantaya bayıldım. Hani böyle küçük çantalara ben çok alışık değilim. Çok fazla taşıyamıyorum niyeyse, bilmiyorum. Çünkü eşya çok fazla olduğu için sığdıramıyorum. Evet. Çantalar muhteşem olmuş, tablolar evet, muhteşem olmuş. Her birinin yapım aşamasını birazdan diğer konuklarımızla tanıyalım istiyoruz. O tarafa doğru gitmek tabii ki istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. Tabii. Siz hem başlayın, hem size söz verelim birazdan. Tamam. Deri rölyef nasıl yapılıyormuş, tabii, bunun hakkında bilgi alalım. Tamam. Efendim bugün bana oturmak yok. Stüdyomuzu şöyle bir gezeceğiz çünkü. Şimdi mutfak köşemize gidiyoruz efendim. Bir taraftan da Kamuran hocamızı tanıyalım istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi bize sabun uygulamasını yapmaya başlayacaksınız. Evet, ama inşallah. Mis kokulu sabunlar, ne zamandan beri yapmaya başlamışız biz bunları? Ben bunu 6 yıldır devam ediyorum ama bu yıl Comek'te ilk defa başladık. Evet, hayırlı bu olsun. Bu ikinci dönemimiz, sağ olun, teşekkür hı-hı ederiz. Mis kokulu sabun üretmeye devam ediyoruz zor inşallah. Zor mudur bu iş? Zevkli duruyor bence. Çok zevkli, çok zevkli. Öğrencilerimiz de çok hoşlarına gitti zaten. Bir yöne terapi gibi. Şöyle bakalım mı kameraya doğru? Tabii. Bu yöne terapi gibi oluyor insanlarımıza. İşte öğrencilerimiz çok memnun kaldılar. İnşallah daha değişik şekillerde karşılarına çıkacağız. Evet, peki. Şimdi sabunla ilgili benim merak ettiğim şeyler buyurun var. Şimdi bütün olan sabunları biz evet rendeleyip mi tabii başlıyoruz ki bu ben işe? Zaten şu şekilde hazırladım, getirdim. Rendenin en ince tarafıyla aldığımız beyaz banyo sabunlarını rendeliyoruz. Kolay aslında. Evet. Sabunu sıfırdan yapmıyoruz. Sabunu sıfırdan yapmıyoruz. Var olan sabunları evet, değerlendiriyoruz. Var olan bir sabundan üretim hepimizin yapıyoruz. Sabunu var. Kesinlikle. Evde yapabilir miyiz biz bu işi? Tabii yapılabilir. Evde zaten üretime geçen bayanlarımız var. Var tabii ki. Harikasınız. Evet. Aman yarabbim. Bakın neler yapmışlar. Muzlar yapmışlar. Efendim şeftaliler var. Limonlar var. Karpuzlar var. Var var. Lokumlar bile var. Evet. Birazdan yine yapım aşamasında. Şimdi tanıtma aşamasındayım ben. Hoş geldiniz efendim. Hı-hı. Siz tanıyabilir miyiz? Ben İsmet Özsandıkçı. Mikrofon. Evet, mikrofonumuz varmış. Süper. İsim? İsmet Özsandıkçı. İsmet Hanım, ne kadar oldu bu kursa başlayalı? Bir ay oldu. Daha bir aydır. Daha önce de. Nasıl gidiyor peki? Zor mu bu iş? Çok zevkli. Zor ama çok zevkli. Zevkli diyorsunuz. Çok zevkli. Peki bunun dışında katıldığınız şeyler var mıdır? Kurslar var mıdır gittiğiniz? Yok şu anda. Geçen yıl başlamıştım işte buna ve devam ediyorum. Hocam, başarılı öğrencilerimizden mi? Evet, başarılı öğrencilerimizden. Alabardanlar Lokali'nde başlamıştık. Mümine Hatun'la kendisi şu anda geliyor. Orada devam edeceğiz evet, inşallah. Devam hocamızı ediyorum. Takip ediyoruz. Evet. Bu işi yarım bırakmak yok. Yok. Başlamışsak efendim sonuna kadar devam ettireceğiz ve tamamlayacağız evet, inşallah, değil mi? Çok farklı bir, biraz bize anlatır mısınız bu sanatı? Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi önceden deriye... Derimizi aldık. Peki. Yani, deriğin üzerine şeyi geçiriyoruz, modeli. Daha sonra bunların şeyi var, bıçağı var. Stems. O bıçakla... Stems mi diyoruz hocam? Yok. Yani normal bıçaklarla geçtikten sonra stems'i dövüyoruz. Evet. Sonra onu açtıktan sonra kanal açıyoruz. Kanal açtıktan sonra bunları önceden ıslatıp kanal açıyoruz. Sonra da bu steple şey yapıyoruz. Aa, o kabartıları oluşturmaya kabartıları başlıyoruz. Oluşturuyoruz. Zevkli işler bunların hepsi hocam ya. Bu biraz daha farklı yalnız deri, değil mi? Yani deriyle ilgili bugüne kadar ne görmüşüzdür? Biz hep ayakkabı ve çantayı biliriz, değil mi? Evet. Deriyle yapılan malzemeler, kullanabileceğimiz malzemeler. Başka nedir? Evet. İşte hiç tablo görmüş müydük, alışık mıydık bu zamana kadar? Yeni yeni herhalde oluşmaya başladı. Belki öncesinde vardı, bizler evet, bilmiyorduk, evet, bilmiyoruz ama bu sanatların öğrenilmesi gerekiyor, evet, değil mi hocam? Dekoratif olarak evimize bundan sonra girecek inşallah. Çok da zarif duruyor. Evet. Birazdan bütün aşamaları inşallah sizden öğreneceğiz. Artık mutfak zamanı diyoruz. Gülseren Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım mı tekrar? Aslında tanıyorlar. Evet. Buyurun efendim, sizden dinliyoruz sizi. Ben Gülseren Gün. Karatay Halk Eğitim'de çalışıyorum, biliyorsunuz. Evet, nakış öğretmeniyim. Nakış öğretmeniyim. El sanatlarında her türlü şeyleri gösteriyoruz. Sadece nakış değil tabii. İşte Kon TV ailesine ben de katıldım. Bundan böyle mutfağımızda hep Gülseren Hanım olacak ve bize i̇nşallah farklı tarifleri inşallah sunacak, değil mi? Ben inanıyorum, güveniyorum. İnşallah. Bugün ne yapacağız? Bugün perde pilavı yapacağız. Perde Siirt yöresine ait. Peki. Evet.
Malzemelerimiz pirinç ve tavuklu yapacağız. Ne kadar pirinç kullanıyoruz peki? Yapacağımız miktara göre değiştirebiliriz miktarı. Bir kase. Biz bugün iki kaseden oluşacak. Ölçü biraz fazla olacak. Bizim. Evet, biraz evet, fazla peki. olacak. Konuklarımız da var. Bir kilo kadar but ya da göğüs olabilir. Evet. Bugün ilk gün olduğu için biz biraz azizliğe uğradık. Fındığımız, fıstığımız eksik birazca. Ama cevizle idare edeceğiz. Lütfen, bugün cevizle idare edeceğiz. Evet. Karabiber koyacağız. Kuş üzümü falan da gerekiyor. İlave edebiliriz. İlave edebiliriz. Aslında kuş, var malzemelerde. Tabii malzeme de var ama biz ilk günümüz bugün olduğu için biraz evet, eksik malzemeler. İki malzeme eksik yapacağız ama biz söylüyoruz eksikleri tamamlayın lütfen. Kuş üzümü olması gerekiyor. Evet. Fıstık. Fıstığımız da olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Karabiberimiz. Dışını süslemek için badem de kullanabilirler. Ceviz de kullanabilirler. Tereyağıyla yapacağız. Peki zor mudur bu yemek? Bununla birlikte yapacağımız artı bir tarif daha var mı? Çorba yapacağız çünkü tavuk suyunu değerlendireceğiz. Peki efendim şimdi tavuğumuzu haşlamaya mı bırakacağız? Evet şimdi düdüklüye koyacağız. Tavuğumuzu haşlayacağız. Sonra pilavın yapım aşamasına geçeceğiz. Tavuğumuz haşlanırken. Evet. Hamurunu hazırlayacağız pilavımız pişerken. Tamam başlayalım o zaman bir taraftan. Bir taraftan da şunu merak ediyorum. Şimdi evet. Bu yemek hangi yöreye ait bir yemektir? Bu yemek Siirt yöresine ait. Devam edelim. Evet. Bir de hikayesi varmış bunun. Aa, hikayeler varsa lütfen duyalım sizden. Evet yemeklerimizin birçok yemeklerimizin hikayesi var. Bu Siirt'de yeni evlenince gelinlere, kayınvalideler başlarından aşağı pirinç dökerlermiş. Onlar da toplayı bereket anlamındaymış. Gelin bereketiyle gelsin diye. O pirinçlerden alınıp pilav yapılırmış ve içine her katılan fındığın, fıstığın bir anlamı varmış. Allah Allah. Kuş üzümünü çok muhabbetli olsun oğlumla diye koyarmış. Fıstık sayısına göre işte çocukları olsun diye bakar koyarmış. Bakar mısınız manalara? Evet. Ve onu pişirirmiş. Dışını da süslermiş gelinin bakımlı ve süslü olsun diye. Wow, kayınvalide böyle kayınvalide onu pişirip geline ikram edermiş. Harika. İlk evlendiğinde böyle bir hikayesi var. Harika. Bundan sonra böyle mi yapsalar acaba kayınvalideler? Tabii böyle bir pilav mı sunsalar? Evet. Hani hep gelinden beklenir ya bu tarz sunumlar. Bundan sonra kayınvalideler gelinlere bir sunum yapsın geldiğinde. Bakalım hem bereketli olacak hem mutlu bir aile olacak. Yeni kurulan bir yuva inşallah güzel olsun her şey diye. Evet. Değil mi? Evet. Neden olmasın? Evet olmalı bence. Hocam sizde farklı hikayeler var. Hadi bakalım başlıyoruz bir taraftan. Tamam. Ben şimdi yerime doğru gidiyorum. Arkadaşlarım sizi de yoracağım biliyorum ama. Hocam siz bir taraftan yapmaya başlayın isterseniz sabunu. Hem anlatalım hem yapalım neymiş. Böyle devam edelim o zaman. Sabunumuzu rendemizi. Gösterelim peki. Evet. En ince tarafıyla bastırmadan hafif bir şekilde rendeliyoruz. Bu şekilde. Evet. Bu uzun süre olduğu için ben hani evde hazırladım. Harikasınız. Getirdim. Önceden hazırlanmış her şey. Evet. Bir bardak suyla da bunu. Bazı sabunların yumuşaklığına göre evet bazı sabunlar bir bardak kabul eder. Bazı sabunlar kuru olduğu için 1,5 bardak. Bunu bu şekilde dökerek yoğuruyoruz. Krem halinde oluncaya kadar yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hocam biz hangi aşamaya kadar geleceğiz bugün? Ben boyama aşamasına kadar geleceğim. Boyama aşamasından sonrası biraz galiba tabii, şey değil mi? Evet, uzun bir süre uzun ister. Müddet, kuruması lazım. Sonra cilalanması lazım. Daha sonra parlatılıp tanzim edilmesi şimdi lazım. Şimdi sabunlarımızı yoğuracağız. Yoğurdu, şu kıvama getireceğiz. Şu kıvama getirdik. Yoğrulmuş halde getirdik bunları. Küçük parçalara istediğimiz meyveyi hangisini yapacaksak ben size bugün şimdi çilek yapımını. Ben size bugün çilek yapımını göstereceğim. Tamam yapalım o zaman. Tamam. Harika. Ama ben şu mumut bir şeylere, lokumlara bayıldım doğrusu. Bayıldım gerçek gibi duruyor. Sakın maazallah. Şimdi bunu evde çocuklar, küçük çocuğu olanlar sehpanın üzerine falan sakın koymayın. Çocuklar ulaşacağı yerlere koymayın. Yoksa bunları gerçek zannedip yiyebilirler. Yiyebilirler ama dikkat edelim. Evet. Şimdi aldığımız küçük bir şekilde aldığımız parçamızı yuvarlıyoruz. Bunu yuvarladıktan sonra sivri olan kısımlarını parmağımızın yardımıyla düzeltiyoruz. Daha sonra su yardımıyla bunun dış kısımlarını düzeltmeye çalışıyoruz. Hocam çok keyifli. İnşallah bu işi şimdi böyle bir aşamaya kadar götürelim biz. Bundan sonrasını da ve en baştan alarak kurs merkezinizde inşallah Rabbim nasip ederse kurs merkezinize gelelim. Mis kokulu sabunlar nasıl oluşuyor? Tekrar bir çekelim isteriz. Şimdi yuvarladığımız sabunumuzu iki avuç arasında şu şekilde bastırarak aşağıya doğru
çileğin uç kısmını çıkarmaya çalışacağız. Aa, şu şekilde. Ellerin çok pratik olması gerekiyor. Evet. Tamamen elle yapılıyor. Tamamen çünkü. Elle. Evet. Zaten bizim makinayla şeyimiz olmuyor, işimiz. Hani mum yapımına biraz benzer mi acaba diye merak etmiştim mum ben. Mum yapımı gibi olan aşamamız ileriki dönemlerde göstereceğim. Öyle size. Mi? O da var. Sabun bazımızdan yaptığımız süper. Şeyler çıkacak ortaya, dekoratif süslemeni. Şu şekilde çıkardık. Bunu yine aynı tekrar suyla inceltiyoruz. Temiz bir iş valla, sabunu vuruyoruz. Tamamen hijyenik diyorum. Aynen. Evet. Tamamen hijyenik. Evet. Şu şekilde bunu da yaptıktan sonra orta kısmının tepesini, işaretini koyuyoruz. Tekrar bunu şuradaki oval kısımlarını düzelterek sivriliğini kaybediyoruz. Harikasınız. Ve kalem yardımıyla yapraklarını çizeceğiz şimdi. Şuradaki yapraklarını çizeceğiz. Hadi çizelim. Hocam şimdi ben merak ederim. Yani evet. Bir taraftan öğretmeniz. Bir şeyler İnşallah. Öğretiyoruz kursumuza İnşallah. Gelen evet. öğrencilerimize. Ama diğer taraftan acaba hocalarımız da farklı branşlara, çünkü o kadar çok branş var ki evet. çalıştığınız merkezlerde. Evet. Siz merak edip gittiğiniz, atıyorum bir deri rölyefi ben merak ettim ve öğrenmek evet. istiyorum evet. deyip gittiğiniz kurslar var mı hiç? Tabii kadar? Ben de şu anda istediğim kurslar var. Seramik ve sedef kalkmayı çok beğendim. Sedef kalkmayı? Sedef kalkma, evet, bu dönem yeni bir kursumuz. Hı hı. Ona gitmeyi düşünüyorum. Seramik de çok hoşuma gitti bu arada. Evet, evet, seramiğe demek ki hocamız ilerleyen dönemlerde evet, evet. başlayacak. Evet. Yapraklarını şu şekilde çizdik. İşaretimizi koyduk yapraklarımıza. Tekrar şimdi bunu kalemimizle şu şekilde delerek o üzerindeki yüzeyi evet, oluşturuyoruz. Evet. Çekirdekleri yani bunu, diyebiliriz evet, aslında. Evet, çekirdekleri. Bunu bu şekilde değil, şu şekilde bastırarak da verebiliriz. Bunu daha sonra kurutmaya bırakıyoruz. Peki. Kuruduktan sonra şu aşamaya geldiğinde kaç günde gelecek. Kuruyor ya da ne kadar İki zaman? Günde. İki günde beklemesi lazım. Mi? Evet, çok da kurumaması lazım. Çünkü bu telleri geçiremiyoruz ve kırabiliyoruz sabunumuzu. Ha, telli olması evet. gerekiyor. İki gün sonra boyamaya başlıyoruz. Bir sonraki aşamayı siz bir taraftan tamam. yapmaya başlayın tamam. hocam tekrar. Sonrasında diğer aşamaları tekrar İnşallah. Hocamızdan öğrenelim istiyoruz. Ama şimdi deri rölyef hakkında değerli konuğumuzdan tekrar bilgi almak istiyoruz. Ve Dilek hocamızın yanındayız. Tekrar birlikteyiz efendim. Deri rölyef. Bir taraftan başlayalım mı hocam yapmaya? Bunun dışında evet. neler yapıyorsunuz? Nikah şekerleri yaptığınızı biliyorum. Evet. İşte gelinlerin hani nikah günü o attıkları çiçeklerden evet, biliyoruz. Muhteşem onlar. Evet. Deri rölyef hakkında ve kağıt rölyef hakkında özellikle. Önce kağıtla mı başlamış, sonra deriyle mi devam etmiş? Rölyef başlı başına bir sanat zaten. Hani neyle başlayıp bir şeyle devam eden bir sanat değil. Hani zaten dediğim gibi yüzey üzerinde çökertme ve kabartılar oluşturarak hani yapılan bir sanat dalı. Bu deriyle ayrı bir şey, hani kağıtla ayrı bir. Ama ben bunların ikisini birleştiriyorum. Öyle bir şey söyleyeyim. Farklı bir şey ortaya çıkıyor. Evet, farklı bir şey çıkarıyorum. Ben kağıt rölyeflerin üzerine evlerimizin çatılarını, evleri, hani müsait olan yerleri deri ve seramiklerle kaplayarak yapıyorum. Evet, şimdi bu sanatta kullanılan malzemeleri merak ediyoruz. Neler kullanıyoruz? Evet. Çok mudur malzememiz, yoksa birkaç malzemeyle biz bu işi tamamlayabilir miyiz? Birkaç malzemeyle aldıktan sonra evdeki malzemelerimizi değerlendirerek devamını getiriyoruz. Öyle söyleyeyim. Mesela ben kağıt rölyef yaptırıyorum şu anda benim Mimina Bakalım Hatun hocam. Lokalinde. Evet. Onları alalım. Hı. Hepsini. Evet, ben mesela şunları şu şekilde size göstereyim. Bu mesela normalde sadece şu şekilde bir kağıt idi. Tablom, ya yani şu tabloyu başladık bir öğrencimize. Muhteşem görünüyor. Evet. Evet, bu tabloyu biz 12 tane bu kağıttan kullanarak üst üste bunları hepsini farklı yerlerden keserek şekiller oluşturuyoruz. Böyle mi kalacak? Yani kalıbını bu şekilde hazırlıyoruz. 12 tane kağıdı farklı yerlerden kesiyoruz. Hepsini aynı yerden kesmiyoruz. Aa, çok ilginç ve çok da güzel bir evet, sanat. Evet, şu ana zeminimiz. Bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5 diye hani 12'ye kadar biz her seferinde farklı kabartarak yapıyoruz. Gitgide öne doğru geliyor. Perspektif görüntümüz oluşturuyoruz. Bu tabloların asıl adı zaten hani perspektif. Amaç perspektif oluşturmak. Uzaktan yakına doğru canlandırmak tabloyu, öyle söyleyeyim. 3 boyutlu gibi diyebiliriz. Yani işte o yüzden yaklaşık. Birkaç adı var. Birkaç evet. adı var. Evet, evet o yüzden. Çok da güzel ama zor evet. değil midir hocam 3 boyutlu çalışmak? Hayır, zor değil. Çok eğlenceli ve herhangi bir el becerinizin olmasına gerek yok yani. Zaten ben öğrencilerimize, arkadaşlarımıza gösteriyorum nerelerden kesilmesi gerektiğini, çizilmesi gerektiğini. Benim yardımım eşliğinde olduğu için hani herhangi bir zorlanma, zaten birkaç tablo yaptıktan sonra kendileri de bu işi yapıp satmaya bile başlayan öğrencilerimiz oldu. Peki
Kursta neyle başlıyoruz ilk önce eğitim sürecine? Eğitim sürecine ben desen çizdirerek başlıyorum. Çünkü bu kesimlerde yuvarlak hatlarımız var. Bu yuvarlak hatları, sivri hatları yapabilmek hani el becerisi olmayan için biraz zor olabiliyor. Yaklaşık 2-3 gün ben onu ellerini hani kırmak için, bilek hareketlerini görmek için ilk önce çizim yaptırıyorum. Sonra o çizdiklerimizi bu bıçaklarla veya deri bıçaklarıyla, bunu kendi bıçakları veya deri bıçaklarıyla kestikleri yerden, desenleri çizdikleri yerden kesiyorlar. Bilek hareketlerini görmek amaçlı. İlk başta o şekilde başlıyor. Güzel. Şimdi bir taraftan uygulamalar devam etsin istiyorum. Görelim hem onları değil mi? Yavaş yavaş nasıl olduğunu hem izleyicilerimiz tabii, görsünler. Tabii. Peki bu sanata ilgi nasıl? Yani yakın bir zamanda çünkü bu eğitimler Comec'te verilmeye başladı yanılmıyorsam. Evet. Gözlemlediğimiz zaman ilgiler nasıl, merak nasıl bu sanata? Ben Kağıt Rölyef adı altında ilk defa Mümine Hatun Hanımlar lokalinde açtım. Evet. Fakat önceki dönem Alaaddin'deydim. Alaaddin kurs merkezimizdeydim. Comec kurs merkezimizdeydim. Orada gelin buketi ve kağıt rölyef yapımı oldu. Gelin buketine çok fazla ilgi oldu orada. Bu şeyde gelin buketimizden yapıp da satanlar da çok fazla oldu. Ay harika 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 muhteşem. Gelin buketini daha çok seviyoruz demek ki. Evet. Şimdi çeyize çok meraklıyız ya. Özellikle Konya'nın çeyizi, çeyiz sanlığı çok zengindir ve kalabalıktır. Eksik olmazsa olmazlarımız vardı, evet. Değil mi? Bu da onlardan bir tanesi olsa gerek. Peki diğerlerini? Diğerleri mesela burada bizim çiçeklerimiz var. Şurada çiçeklerimiz var. Biz bu çiçekleri seramikten yapıyoruz. Seramik hamurundan yapıyoruz. Seramik hamur dediğimde bir çiçek tutkalımız var. O tutkalla nişastayla karıştırıp bir karışım hazırlayıp onları daha canlandırmak için, boyutlandırmak için kullanıyoruz. Sonra uzaktaki çiçeklerimiz için, şurada daha uzakta çiçekler var. Evet. O uzaktaki çiçekler daha böyle buğulu, hani tam belirgin olmadığı için onlarla da işte bildiğimiz evimizdeki bulgurları mesela ben tutkallıyorum, onları boyuyorum. Bulgurlar, aman yarabbim her evet. Şeyi değerlendiriyor muyuz evet, hocam? Evet, aynen öyle. Evimizdeki harikasın. Her şeyi değerlendiriyoruz. Ben daha önce de söyleyeyim. Ben bu sanatı neye benzetiyorum biliyor musunuz? Hani biz iş eğitimi derslerinde, ortaokul zamanında bile gazetelerden kabartmalı bir şeyler yapardık. O gazeteler hamur haline gelirdi ıslatılarak. Efendim tutkallarla onlar belli bir zemine bir suntanın üzerine yapıştırılırdı ve onlara şekiller verilirdi. Evet. Ona benzettim biraz. Belki o da kağıt rölyef olabilir yani bilmiyoruz. İsim olarak hatırlamıyorum belki çünkü. Belki oralardan hani günümüze gelmiş olabilir yani. Evet, evet evet hocam. Peki bize örneklerimiz üzerine konuşalım mı biraz? Tabii olabilir. Efendim hemen nerede? Sizin yanı başınızda var. Hemen şurada bir tablomuz var. Bunlar evet. Nasıl oluşmuş, nasıl yapılmış, neyle yapmışız? Bunun hakkında Dilek tabii Hanım'dan ki. Bilgi alalım istiyoruz. Tabii ki. Sonrasında çantayı merak ediyorum bir. Yine sizin orada farklı çalışmalarınız var. Onlar evet. Üzerine konuşalım. Evet hocam tablomuz şu an ekranda. Evet tablomuz burada gördüğümüz zambaklı bir tablo. Arkasında gördüğümüz gibi canlandırmak amaçlı tül kullanıldı. Burada hazır çiçekler kullanıldı fakat biz şu anda o çiçekleri kendimiz yapıyoruz. O çiçekleri şu an kendimiz yapıyoruz. Bu çiçeklerde de işte seramik kullanıyoruz, kozalar kullanıyoruz şu anda. Hocam şimdi bu güzel çalışmalarınız hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Bir taraftan diğer hocalarımız ve konuklarımız uygulamalarını ekranlara evet. Getirmeye devam edeceğiz. Ama şimdi kısa bir aramız var. Reklamlar diyelim. Sonrasında mutfağa bakacağız bakalım neler oluyor. Evet sevgili izleyenlerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde değerli bir konuğumuz daha var stüdyomuzda. Genel yayın yönetmenimiz Sayın Nurettin Bay bizimle birlikte ve yeni logomuzun açılımını, anlamını kendisinden öğreneceğiz. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi yeni yerdeyiz. Yeni logomuz var. Her şey yeni olan her şey hayırlı olsun inşallah. Logomuzun açılımı nedir, anlamı nedir bunu merak edenlerimiz de var. Bunun hakkında sizden bilgi alalım. Evet. Her yerde, her işte olduğu gibi televizyonculukta da logo çok önemlidir. Hafızalarda, beyinlerde kalan, sizi temsil eden en önemli simgedir evet. Logo. Tabii bizim bu logo 22 yıllık yayın serüvenimiz boyunca 3. değişime uğradı.
İlk başladığımızda bir logo ile başlamıştık. Birkaç yıl sonra o logomuzu değiştirdik ve 28 Şubat Cuma günü saat 18.30'da evet. başladığımız taşınma işleminden hemen sonraya saat 19.30'a kadar devam etti. Çok uzun süreli bir logoydu. Yaklaşık 18 yıllık bir logomuz olarak ekranda kaldı. İnsanlar tabii o logoya da alışmıştı. Ama yayıncılıkta biliyorsunuz teknoloji çok hızlı bir şekilde değişiyor. Sizin de kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Gerekiyor, evet. Bir açıdan eski logomuz da güzel bir logo olmasına rağmen yeni binamızla beraber logo ve kurumsal kimlik çalışmalarında da bir değişimin olması gerektiğine inandık. Bunun için de yaklaşık 2 yıldır süren bir çalışmanın ürünüydü logo. Bu logo yurt içinde ve yurt dışında internet üzerinden yapılan bir yarışmanın sonucunda ortaya çıktı. Evet. Kendimiz şunu böyle yapın, bunu böyle yapın demedik. Türkiye ve dünya genelinde bu işle uğraşan yaklaşık 500 tane uzman, işte ajans sahibi, animasyon, grafik işleriyle uğraşan insanların katkısıyla oldu bu. 500 logo geldi. Logoları önce 8 kişilik bir seçici kurulla 24'e indirdik. Bu 24 logo arasında da televizyonda çalışan, bu işten anlayan 20, televizyon dışından da yani KONTV dışından da yine meslekten uzmanların katılımıyla 22 kişi de onlar olmak üzere Konya'nın plakası oldu ama. Evet, büyük bir ekip bunu düşünmedik. 42 kişi 24 logoyu puanladılar, not verdiler ve en yüksek puanı bu logo aldı. Böylece bu logo bizim logomuz oldu. Ekrana bakıyorum bu arada. Evet. Logomuz tabii ki dünyayı temsil ediyor. Çünkü Konya, KONTV bütün dünyaya yayın yapıyor. Evet. Dünyayı temsil ediyor. Ama bu dünya ve KONTV'nin yazısında bizi temsil eden iki renk var, iki önemli renk. Birisi turuncu, daha önceki logomuzda da turuncu vardı. Diğeri de mavi. Turuncu neyi temsil ediyor? Biz bölge kanalıyız Karasal'da biliyorsunuz. Bölge televizyonumuz olması hasebiyle Konya merkezi bölgemizin de tahıl ambarı, hani ilkokulundan beri biliriz ya İç Anadolu bölgesi Konya tahıl ambarıdır diye. O bizim tahılımızın yani başağımızın altın rengini temsil ediyor. O yüzden turuncu. Evet, o yüzden turuncu. Mavi de Konya bütün Türkiye'de ve dünyada huzurun beldesi olarak bilinir. Mavi sükunet ve huzur rengidir. O nedenle mavi de onu temsil ediyor. Ayrıca biliyorsunuz televizyonlar iki ana yayın dönemi geçirirler. Birincisi yaz dönemi, ikincisi de kış dönemi olmak üzere. Evet. Kış dönemi biraz daha uzundur biliyorsunuz. Yaklaşık 8 ay sürer. Yani okulların açılmasıyla beraber bütün televizyonlar yeni yayın dönemine girerler. Okulların tatiliyle beraber de yeniden ikinci bir yayın dönemine girilir. Yani yaz ekranınızın biraz daha hafif, kış yayınınızın da biraz daha ağır olması gerekir. İçeriklerde bazı değişiklikler yapılır. Çünkü yaz tatil mevsimidir, sıcaktır. Onun için daha aktif, daha heyecanlı, daha renkli yayınların girmesi gerekiyor. Sıcak rengimiz turuncu, kış yayın dönemini üç simgedir. Evet, biliyorsunuz. Yani 5'te 3'ü kırmızı, 5'te 2'si de mavi. Mavi de yaz dönemini temsil ediyor. Yazın serinliği ararız ya biliyorsunuz. Evet. Mavi işte denizin rengidir, denizin tatilin rengidir mavi. Aynı zamanda İki yayın dönemini temsil ediyor rengimiz. Evet, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Yayıncılık ilkelerinden de bahsedelim istiyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz ana haber bültenimizin saati de değişti artık. Birçok değişikliğe imza. Bütün programların saati değişti. Evet. Sizin programınızın da saati değişti. Saat sabah 11'den saat 10'a aldık. Bu aslında hanımların ortak kanaatiydi. Sizin programınızın sonları biraz öğle doğru geliyordu. Özellikle çocuklu aileler, çocuklarımız o saatte okuldan geliyorlar veya öğleden sonra okula gidiyorsa onları hazırlamamız gerekiyor. Okula götürmemiz gerekiyor. Yemek hazırlamamız gerekiyor. Onlara yardımcı olmamız gerekiyor diyordu. Meşguliyetleri çok fazla oluyordu. Evet. Bizim ekranın başında olduğumuz bizim için en ideal saat, saat 10'dan sonraki süreçtir diyorlardı. Biz de onlara kulak verdik. Sizin saatinizi onun için değiştirdik. Ana haber bülteni saati de değişti. Uzun bir zamandan beri KONTV haberi saat 20'de giriyordu.
Saat 20 biraz geç oluyordu. Hı hı. Ulusal televizyonlar, yani yaygın televizyon kanalları diye de evet. Biz de aslında ulusalız evet. Ama yaygın televizyonun tabirini kullanmak gerekirse onlar genelde saat 19 civarında ana haber bültenlerini sunuyorlar. Hı hı. Onunla çakışmayalım. İnsanlar saat 19'da ulusal gündemi takip etsinler. Saat 19.30'da da yerel gündemi takip etsinler dedik ama bu arada saat 19'da Türkiye gündemiyle giriyoruz biz de. Hı hı. Yani Türkiye gündemini KON TV'den takip etmek isteyenler ayrıca Türkiye haberlerini saat 19'da izleyebilirler. Hı hı. Yaygın televizyon kanallarıyla aynı saatte giriyoruz. Bölge haberleri için yani biz aynı zamanda bölge kanalıyız biliyorsunuz. Karaman'dan, Aksaray'dan, Kayseri'den, Nevşehir'den, Kırşehir'den yani İç Anadolu bölgesinin illerinin haberleri de saat 18.30'da giriyor. Hı hı. Böylece haber bültenlerimizin hepsi yarımşart saat geriye alınmış oldu. Bakalım inşallah doğru bir iş yapmışız. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Gerçekleşen bütün değişiklikler diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Şimdi Gülseren Hanım'a sormak istiyoruz. Acaba mutfakta neler oluyor? Neler yaptık Gülseren Hanım? Tavuğumuzu haşlanmaya bıraktık. Evet. Pilavımızı hazırlıyoruz. Hı-hı. Tereyağımızı eritip kavuracağız. Pirinçlerimizi biraz güzel kavurursak daha kıvamlı ve kokulu olur. Şimdi Gülseren Hanım'ın bize hazırladığı bir sürpriz var. Birazdan onu ekranlarınıza getireceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Ve mutfağa gideceğiz ve o aşamaları hep birlikte inşallah göreceğiz. Perdeli pilav yapıyorduk değil mi efendim? Perde pilavı. Perde pilavı yapıyoruz. Malzemeleri bir kez daha hatırlayalım mı? Evet. Malzememizde 2 kase pirincimiz var. Hı hı. 100 gram kadar tereyağımız var. Evet. İçine işte isteğe göre fıstık, kuş üzümü koyabiliriz. Karabiber mutlaka koyacağız. Tavuklarımızı içine piştikten sonra parçalayacağız iç malzemelerini. Ay çok güzel olacak. Ondan buna sonra inanıyorum. Ben muhteşem olacak inşallah. İnşallah. Hadi bakalım kolay gelsin diyoruz sağ olun, efendim. Teşekkürler. Şimdi Dilek hocamızla devam ediyoruz. Bu arada tekrar genel yayın yönetmenimize Sayın Nurettin Bay'a teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgilerden dolayı, programımıza katıldığından dolayı. Evet, şimdi biraz önce çubuklar vardı elimde. Onları nerede kullanıyorduk acaba diye ben sormak istiyorum. Hemen şurada. Evet. Örneklerimizi anlatmaya devam edelim. Evet. O poşetin içinde böyle şeyler var. Koza. Kozalar mı var? Onu bir anlatır mısınız tabii, bize? Tabii. Hangisinden başlayalım? Buyurun. Kozayla başlayalım tamam. Efendim. Bakalım. Hı-hı. Bunlar ipek böceği kozası. İpek böceği kozasının ham hali mesela şu anda bu kapalı ve içinde böceği var. Böyle... Şaka yapıyorsunuz. Evet, evet. Bunu acaba alabilir miyim? Tabii ki. Alabilir miyim acaba? Tabii aman ki. aman şöyle. Bunları temizleyip boyayıp daha sonra çiçek haline getiriyoruz şu şekilde. Suratımın ifadesi yapılmış işte. Halini göstereyim yanında. Evet şöyle alalım biraz mesafemiz uzak kaldı. Evet. Bu hale mi geliyor? Bunu nasıl işliyoruz şimdi bunu bu halindeyken? Onu nakış makasıyla uçlarından keserek... şu şekilde kesilmiş halini göstereyim. Hatta boyanmış ve kesilmiş hali. Uçlarından keserek içindeki boyacıyı temizleyip hop. Daha sonra boyuyorum. Efendim şöyle göstereyim. Bu şimdi hemen şu orijinal hali. Evet kapalı İpek hali. İpek böceği kozası. İçinde böceği varmış. Sesi geliyor çünkü. Şu da temizlenmiş hali. Evet. Şu yeşil olan. Sonra ne yapıyoruz bunları? Daha sonra onları çeşitli şekillerde yapacağımız çiçeğe göre kesiyoruz. Mesela burada bir papatya örneğimiz var. Şöyle kameraya doğru gösterelim mi? Tabii ki. Ben buradan ürktüm yalnız. Böcek içinde. Evet, ölmüş bir böcek. Eyvah böcek içinde. Şu şekilde bu papatya örneğimiz. Şurada elinize demin verdiğim güldü. Bu çok onu güzel olmuş. Keserek işte güller yapıyoruz. Mesela farklı renklerde güllerimiz yine. Var. Bunlar doğal ürünler tabii aynı ki, zamanda. Tabii ki. Peki bunları boyamıyoruz böyle? Ham olarak beyaz alıyoruz. İstersek normalde boyanmış olarak da var ama biz şimdi yeni böyle bu şekilde almaya başladık artık. Ham olarak alıyoruz. Boyama işleminden geçiriyoruz, için temizliyoruz. Bence de. O zaman daha uygun hem fiyata geliyor hem de daha hem boyamayı öğreniyorsunuz hem evet. İstediğiniz artık nerede kullanacaksınız, ne yapacaksınız? Ürünümüz var. Yine İstediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Buyurun bu da tablomuz ipek böceği kozasından. Tepsi olarak da tablo olarak da kullanılabilir. Yapılmış yani şu elindeki gördüğünüz üründen yapılmış bir evet. Tepsi. Evet. Çok güzel. Aa, harika görünüyor. Evet, evet. Şimdi çubuklara gelelim. Onları nerede kullanıyoruz? Çubuklarımızda işte birkaç tane şeyimiz olunca şimdi bayağı bir
anlatacaklarımız ürün olmuş oluyor. Ürün çok fazla. Aynen ve bunların öyle. Her birinin nasıl yapıldığını anlatmamız gerekiyor. Çünkü merak edecekler. Zamanımız da kısıtlı. Şimdi evet. Şu şekilde tablolarımızı kestikten sonra, burada bütün hepsi kesilmiş halde. Bunların hepsini kestikten sonra kabartma işlemini yapıyoruz. Bunların top ütüleri var, yuvarlak oluyor uçları. Bunları kabartıyoruz tek tek arka kısmından kabartıyoruz. Hmm. Kabarttıktan sonra bu şeylerin, çubukların, daha doğrusu bunlar hani ızgara yaparken kullanılan şiş çubuklar evet, var. Evet, güzel, aynısı. Aynen evet, evet. O çubukları zaten kasaptan veya marketlerden hanımlar alıyor. Evet. Hı hı. O şekilde bunların arkasına bunları dizip üzerine silikon, soğuk silikon sıkıyoruz. Zaten bunlar da kesilmiş oluyor şu şekilde. Tablomuzu tek tek oyuyoruz. Ama. Onları tek tek şimdi üzerine kabartarak bu koyuyoruz. Şimdi bu araştırmaları hocam siz yapıyorsunuz muhtemelen, evet, değil evet, mi? Evet. Yani desenler de önemli olsa gerek, değil mi? Tasarımlar önemlidir tabii ki, bu tabii sanatta ki. Da diğerlerinde olduğu gibi. Evet. Peki kendi tasarımlarınız var mı bu sanatta yaptığınız, çizdiğiniz? Tabii ki. Deri tablomuz var şurada. O tamamen şu, benim kendi desenimdir. Evet. Şu köşede duran deri tablomuz. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Tekstil Desenatörlüğü okudum 2 yıl. Trakya Üniversitesi'nde 2 yıl okudum. Daha sonra Selçuk Üniversitesi'nde 4 yıl okudum. İkinci üniversite olmuş oldu. Bu benim ilk yaptığım üniversitedeki bir çizimimdi. Sonra burada bizim deri dersimiz vardı. Perihan hocamız giriyordu deri dersimize. Perihan Tunç. Perihan Tunç hocamız. Sevgilerimizi gönderelim. Evet. Bize ne güzel renkleri anlatmıştı bir programımızda. Evet, evet, evet. Çok evet. Severim kendisini de. O dersimizde yapmış olduğumuz bir tablo olarak yaptık. Şu anda da öğrencilerimiz, benim Comec'teyim ben. Öğrencilerimiz de demin İsmet Hanım'ın yaptığı tabloyu gördünüz. Bunun gibi daha sergimizde de geçen sergimiz olmuştu. En son Konya şeyinde, Konevi Kültür Merkezi de olmuştu. Değil. Altın Dokunuşlar. Altın Dokunuşlar, evet. Evet, Mevlana Kültür Merkezi. Mevlana Kültür Merkezi, çok peki. Pardon. Hı hı. Mevlana Kültür Merkezimizdeki sergimizde vardı ama bir öğrencimizin onu yaptı ve dediğim gibi yaptığımız ürünler satışa yönelik oluyor. Ve satıldı, o tablomuz satıldı. Harika, hem evet. Kursa geliyorsunuz. Bunu hep söylüyoruz. Yani gittiğiniz... Bütün el sanatları kursunda hem sanatları öğreniyorsunuz, evet. Hem bir taraftan bunu ticarete dönüştürme ki, şansına sahipsiniz. Kesinlikle. Sertifika bizim için önemlidir. Evet, evet. Her kursta olduğu gibi. Tabii, tabii. Ve bununla neler yapabiliriz biz? Şöyle anlayanlar ya da algılayanlar olabilir. Şimdi ben sertifikamı aldım. Kendime özel bir yer ya da küçük mini bir yer açabilirim. Ve bu sertifikayla belki iş yapabilirim diye düşünenler var. Doğru mudur hocam? Tabii ki, yani bunlar kendini geliştirmeyle alakalı. Kendini geliştirdikten sonra çeşitli elden de hani satış yapan öğrencilerimiz var. Kendileri mesela evlerinde oluyorlar. Sipariş geliyor, sipariş üzerine yapıyorlar. Hı hı. Veya bir yer açanlar da var. Yani benim öğrencilerim genelde elden satış yapıyorlar şu anda bir yer açan. Oo. Bir öğrencim bir yer açtı kendini. O da evet. Mefruşat'la ilgili bir yer açtı kendine şu anda. Evet, şimdi çiçeklerden, nikah şekerlerinden de konuşmak istiyorum biraz. Alalım evet. Mı hocam örneklerimize? Tabii ki. Bakalım mı? Şöyle vereyim. Çok güzeller. Evet. Hani nikah şekeri çeşit, o kadar çok çeşidi var ki. Tabii ki. Hani bisikletli olanlar var, semazenli olanlar var. Şöyle vereyim. Bunlar işte bunun gibi var. olmalı mı artık yani? Her nikahta bu şekerlerden dağıtılmalı mı? Bence olmalı. Harika görünüyor ama. Evet, nasıl yapıyoruz biz bunları? Bunları ben mesela şu sağdaki benim sağımdan kalan bu şekerimizi tamamen şuna. Kurdaleyle yaptık. Kurdale ve tül var orada. Bir evet. De tohum var. Başka da hiçbir şey yok. O çiçeklerimiz üzerinde kala çiçekleri var, üzerindeki çiçekler. İçindekiler şeker. Evet, şeker. Evet. İçerisinde badem şeker var içinde de. Evet. O çok kolay. Tabii kolay. Yani sadece kurdaleyi işte çiçek şeklinde, kala çiçeği şeklinde kıvırarak oluşturduğum bir nikah şekeri örneği o. Çok daha kolay. Bir sürü de örneklerimiz var ama şu an hepsini getiremedim. Şimdi evlenmeye yani nişanlı olan kızlarımız diyelim. Sözlü ve nişanlı olan kızlarımız, düğün hazırlığı yapan kızlarımız. Bence bu kursa gidin, kendi nikah şekerinizi, kendi beğendiğiniz modeli kendiniz uygulayın. Evet, bu dönem bence. Ben nikah şekeri olarak açmadım kursumu. Hani kağıt rölyef ve deri üzerine açtım. Nikah şekeri hocamız da var. Hı-hı. Ben sadece hani yapmış olduklarım bunlar diye hepsini getirdim ama. Belki bir sonraki dönemde siz olabilir. De bu tabii ki, kursu olabilir. Açabilirsiniz. Tabii ki. Yaka çiçeklerimiz var burada şu şekilde. Yaka çiçekleri? Evet, şunu da vereyim. Aman yarabbim hocam, maşallah el sanatları olunca bütün branşlarla ilgileniyorsunuz. Evet, ben seviyorum, mesleğimi çok seviyorum. Evet. Sevmediğimiz sürece gerçekten başarılı olamaz. Ne kadar çok seversek, aynen, ne kadar çok evet. Heyecanlanıyorsak işimizi yaparken daha başarılı oluyoruz. Kesinlikle. Ve daha iyi sonuçlar alabiliyoruz inşallah. Şimdi bir de orada farklı bir şey var. Üzüm. Evet. Bu
bir üzüm çalışması, bağırsak ve... Şöyle tutalım kameraya karşı yine. Neden yaptık hocam onu? Bu üzümlerimiz bağırsaktan. Bunu önceki dönemde, kurs döneminde yapmıştık. Bu dönemde de öğrencilerimiz gerçekten çok ilgi gösterdiler. Bundan farklı çalışmalar yapacağız bu dönemde. Şimdi bunu bağırsak tüketenler, ne bileyim kokoreç yiyenler sucuk. Çok fazla, sucuk yiyenler. Bu sucuk bağırsağında. Bulanlar, işte evet. Sevenler diyelim ya da onları değerlendirebilirsiniz. Bakın çok güzel üzüm olmuş ama bağırsak olduğunu yeni duyuyorum. Ama şey bağırsak derken hani bu sucukta yeni işlenmiş tamamen temiz bağırsak. Sucuk olarak hani sucuk yapmak için bayramlarda, kurban bayramlarında insanlar alıyorlar. Temiz değil. Bağırsak. O temizliyoruz. Bağırsaktan. Efendim birazdan mutfağa giremedik bu bölümde. Çok özür diliyorum. Gülseren hocamızdan bilgi aldık sadece ama yemeğimiz inşallah yavaş yavaş olacak ve 3. bölüme yetiştireceğiz. İnanıyorum buna. Efendim şimdi reklamlar diyoruz. Sonrasında birlikteyiz. Evet değerli izleyenlerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın 3. bölümündeyiz. Kısa sürecek galiba bu bölüm, bilmiyorum ama mutfak kısmını yetiştirelim istiyorum. Gülseren Hanım ne yapacağız şimdi? Şimdi perde pilavımızın pilavı hazır. Hamurunu hazırlıyorum. 2 parçaya böleceğim. Biri büyük, biri küçük. Birini tabanına sereceğim. Hı-hı. Kalıbımızın birini üstüne sereceğim. Şimdi Gülseren Hanım'ın bana bir hediyesi var. Çok evet. Güzel. Biliyorsunuz nakışçı kendisi ve bize hanım eli yazılı bir önlük hazırlamış ve gelmiş. Bunun birini kendisine vereceğim. Diğerini ben kullanacağım lütfen. Diğerini de ben kullanayım. Bu arada çantaya da takmıştım ama deri rölyeften yapılan çantam. Dilek hocamızın el emeği göz nuru diyebilir miyim hocam? Çok güzel. Şimdi mutfakta çalışacağız biz. Yani ben yapabilir miyim bilmiyorum ama. Önlüğümü takayım istiyorum. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık hocam. Siz bir taraftan yapın. Ben devam edeyim. Anlatalım ama yaptığımızı. Tabii. Hızlı bir şekilde. Hamurunun içine 4 kaşık yoğurt, 2 tane yumurta, 100 gram kadar margarin koyduk. Ondan evet. Hamur elde ettik. Aldığı kadar un. Bunu 2 parçaya böleceğiz. Birisi küçük, birisi büyük olacak. Büyük olan alt kısmı. Küçük olan küçük üst olan kısmı kapatacağız. Üst kısmı kapatacağız. Evet. Fırınımıza süreceğiz inşallah. Ben bu önlüğümü alıyorum. Siz orada onu açarken, burayı gösterirken biz bir taraftan hemen yanı başımıza geliyorum. Çok uzağa değil. Hemen yanı başımıza. Sabundan, güzel mis kokulu sabundan neler yapacağız? Şeftali mi? Şimdi kiraz. Kiraz yapacağız. Peki. Evet. Bir tane yaptım. Şuradan yuvarladığımız topumuzun yine aynı şeklini vermek için şurada tepesindeki işaretimizi veriyoruz. Hı-hı. Yine aynı suyla o sivriliği kaybediyoruz. Kalemimiz yardımıyla şuradan. Hayır, o çizgisi. Yan tarafındaki çok ayrıntılı ufak bir çizgisi var. Onu veriyoruz. Yine aynı. Çok güzeller. Şunlara bir bakar mısınız? Şunlara kiviler, çilekler, üzümler. Bu meyve sepetleri. Bu şekilde verdikten sonra yine aynı orijinal saplarımız bunlar. Kirazlarımızın şu şekilde. Kiraz sapı biliyorsunuz zayıflatıyor. Bunu bir ara çok söylenmişti, evet. Çok gündeme gelmişti ve herkes kullanmıştı. Belki de denemişti, bilmiyorum. Gerçekten kilo vermeye yarıyor mu? Tabii ki sağlık köşelerinde bunlarla ilgili sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hı-hı. Ve perşembe günleri, bundan böyle her perşembe burada bitkilerle ilgili şifalı bitkiler köşemiz olacak inşallah. Ve burada farklı tarifler hem güzelliğimiz için hem sağlıklı beslenmemiz için güzel bilgiler alacağız. Bir tane de mandalina göstereyim size. Hadi bakalım. Yine aynı hazırladığımız yuvarlak topumuzun dış kısmını elimizle su yardımıyla düzelttik. Özel rendelerimiz var bunun için. Portakal, mandalina ve limonun dış yüzeyinin o dekoratif olan yüzeyinin gerçekleşmesi için. Bunu. Hadi bakalım. Ben şunu hemen koyup geliyorum buraya. Rendemizden geçiriyoruz. Şöyle bırakacağım. Tezgahımızın üzerinde dursun bir taraftan. Evet. Yüzeyinin pütürünü vermeye çalışıyoruz. Şu şekilde. Aman yarabbim. Daha sonra orta kısmını bularak işaretliyoruz. Buradaki yüzeyindeki çizgileri. Uzunluğu, kısalığı veriyoruz.
Çok güzel olacak. Daha sonra şu şekilde. Ve yine aynı gerçek olan portakal saplarımızdan şu şekilde. Bakar mısınız? Şimdi evet. Şu kısmı hiç görmedik yalnız. Orada size şunu göstereyim. Buyurun hocam. Hani bunlar evet. Neler? Özel mi hazırlandı? Her şimdi onlar gıda boyası. Mi? Toz gıda boyalarımız var. O gıda boyalarını suyla açıyoruz. İstediğimiz koyu kıvamda olarak. İster koyu renk olabilir, ister kendi istediğimiz açık tonlarda olabilir. Şu şekilde tellerimiz var. Tellerimizi ters taraflara büktürüyoruz ve yaptığımız meyvenin yan tarafından tutturuyoruz. Tutturuyoruz bunu bu şekilde. Evet. Turuncu gıda boyamıza portakalımızı batırıyoruz. Harika oldu. Bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. Evet. Şimdi öncesinde şimdi hamuru yapmıştık, şekli verdik ya. Bir gün bekleyecekti değil mi tabii hocam? Tabii iki gün kuruması lazım. İki gün kuruması lazım. Sonrasında boyasını yapıyoruz. Evet. İki gün sonrasında. Evet. Bir gün yine aynı kuruyor. Kuruduktan sonra tekrardan aynı sabunla rendelediğimiz sabunu benmari usulü eritiyoruz. Hı. Cilasını yapıyoruz. Niye? O da elimize boyasının ileriki zamanlarda geçmemesi için. Ha. Ve parlaklık vermesi parlaklığını için. Parlaklığını koruması için. Evet. Yani şu hale toplamda 3-4 günde... Için. Galiba bu yani hale geliyor. Yani bir hafta bir süresi oluyor. Yapması, kurutması, cilalaması, parlatıp tanzim edilmesi bir haftamızı alabiliyor. Bir sabırsız sepet. Öğrencilerimiz varsa sakın biraz sabretmemiz gerekiyor. Evet. Biliyorsunuz bu sanatlar zaten bize sabrı öğretiyor. Ama güzel. Birazcık zaman gerekiyor bunların. Hemen oluşabilmesi çok da mümkün değil işte. Çok da meyve çeşidi olduğu için bayağı bir zamanımızı alıyor. Onlar da kestik, onlar da üzüm. Aa. Üzüm yapacağız. Şeffaf gliserinli sabunlarımız bunu da onlarda. Bunu nasıl yapıyoruz peki o hale getiriyoruz? Yine onları rendelemiyoruz. Küçük küçük kesiyoruz küpler şeklinde. Kenarlarını biraz bombeleyerek hale getireceğiz. Kavanoz kapaklarımız. Tamam. Bizim evde kullandığımız malzemelerimizden bunu şu şekilde yuvarlıyoruz. Ben de bir taraftan yardımcı olayım bu arada. Evet. Ne kadar yapabileceğiz bilmiyorum ama... Evet. Dilek hocam. Nasıl gidiyor? Güzel, çok güzel. Eliniz yatkınsın. Yapabilir miyim bilmiyorum ama her birini gördükçe böyle hevesleniyorum, şu heyecanlanıyorum. Şekilde. Öğreneyim istiyorum ama. Çok da Gülseren hocam, Gülaydın hocam biliyor. Kurs merkezinize geldim efendim, yazılacağım. Dedi ki ben seni biliyorum, çok yoğunsun, yazılma. İstediğin zaman müsait olduğunda gel, istediğin branşa gel dedi hocam. Çok sevgilerimi güzel. Gönderiyorum bu arada. Teşekkür bu ediyorum. Bu şekilde küp küp kestiğimiz sabunlarımızı yuvarlıyoruz kavanoz kapağımızla. Evet, onun yardımıyla. Bunu rendeleme yok, evet. Ondan sonra bunları, telimiz var. Bu telleri, ince çiçek tellerine üçer üçer kesiyoruz. Kestikten sonra bunu bu şekilde yapıp tekrardan bunları büktürüyoruz. Bu şekilde hazırladıktan sonra 30 tane falan tek tek üzümlerimizi artık birleştirerek gideceğiz artık. Santim aralıklarla birleştirerek üzümümüzün şeklini vereceğiz. Harika, buyurun işte. Oldu, her şey hazır. Üzüm daha kolaymış bence. Hazır çünkü. Bunu eritmeye, rendelemeye gerek yok. Yoğurması, eritmesi sadece küp küp kesip kavanoz kapağımızla yuvarlayıp bu kadar şekil aldı bir şekilde. Benim gibi bu kadar şekil aldı. Salkımlarımızı veriyoruz. Harikasınız hocam. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Gülseren Hanım. Evet, ne yaptık? Hamurumuzu açtık. Kabımızı bolca yağladık. Cevizlerimizi süslemek amaçlı koyduk. Şimdi pilavımızı. Evet. Tavukla, karabiberle harmanlayıp buraya boşaltacağız. Wow, harika olacak bu tarif. İnşallah. Hepiniz bunu deneyin mutlaka bence. Bugün. Değil mi? Akşam yemeğimiz olsun mu bu? Evet, olsun mutlaka denesinler. Huzurlu öğle yemeği olarak yiyeceğiz artık. Pilavımız hazır. Tavuğumuz. Pilavımızı çok pişirmiyoruz. Kırına gireceği için çok hamurlaşmasın diye biraz az pişiriyoruz. Tavuklarımızı haşladık. Onları efendim bir güzel kemiğinden ayırdık, parçaladık. Evet. Pilavımızı pişirdik. Evet. Çok kolay zaten. Sonrasında pilavla tavuğumuzu karıştırıyoruz. Diğer taraftan da hamurumuzu açtı yalnız Gülseren Hanım. İki parçaya böldü hamurumuzu. Evet. Büyük olan alt kısma zemine, küçük olansa üstünü kapatmaya kullanacağız. Evet. Peki. Tabii burada ne olması gerekiyordu?
Fıstıklar kuş üzümü olması gerekiyordu. Ama evet, mutfakta çareler tükenmez. Biz de ceviz koyduk. Cevizle süsledik biz de efendim. Birazcık evet, karabiberimiz. Şimdi perde pilavla perdeli pilav ayrı mı? Perdeli pilav yok. Perde pilavı var. Perde pilavı var. Hı hı. Evet. Hı hı. Bu şimdi biraz fazla kuru. Ben bunu açık açacağım. Ne yapacağız? Ne ilave edeceğiz? Su mu? Tavuk suyumuz tavuk var. Tavuk suyumuz. Çok az. Karıştıralım. Bunu karıştıralım. Tekrar. Evet. Çok az açıyoruz. Kurumasın diye. Evet, çok da kuru olmayacak. Çok da böyle hani lapa lapa da olmasın evet, istiyoruz. Evet. Diğer taraftan. Evet. Eyvah, misafir gelecek bize. Misafir gelecek. Evet. Böyle sonra derler bilmiyorum. Tuzu da vardır. Bir isterseniz şöyle bir bakalım. Evet hocam, alayım mı ben bunu bu tarafa? Az daha tuz ilave edelim. Aa, yetişecek arkadaşlar bu. İnşallah. Yetişmezse bir 10 dakika zaman isteyeceğim sizden bugünlük. Lütfen. Şimdi misafir gelecek dedim. Tekrar acaba taşırır mı diye. Heh, evet hocam. Boşaltıyoruz. Oh, oh, oh. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi. Sizinle bir Laz böreği tarifi almıştık. Evet. Çok da beğenildi o biliyorsunuz. Olmuştu. Evet. Çok da güzel oldu Laz böreği tarifimiz. İnşallah burada şerbetlisini yaparız bir gün. İnşallah. Olur mu? Olur. Ama siz şerbetlisini değil, diğerini daha çok seviyorsunuz. Evet, şerbetlisi biraz daha yumuşak olduğu hı-hı, için hani daha hafif. Diğeri daha hafif. Daha böyle oluyor, tabii daha hafif oluyor diğeri. Ama sevenler için şerbetli de güzeldir. Ama ben tercihim şerbetsiz. Siz diğerini, pudra şekerli olanı seviyorsunuz. Evet. Peki. Artanları bırakıyoruz. Şimdi fırında ne kadar bekleyecek bu? Yani bir 10 dakika beklese yeterli olacak. Yeterli mı olur. Üzeri kızardığı zaman, etrafı kızardığı zaman bunu şimdi fırınımıza sürüyoruz. Evet, 200 derecelik fırına efendim gönderiyoruz. Perde pilavımızı pişmesini bekleyeceğiz. 10 dakika süremiz var. Şimdi ben yavaş yavaş gidiyorum. Önlüğümle gitmek zorundayım ama üzgünüm. Nereye doğru ilerliyorum? Artık Dilek hocam çok beklettim. Özür diliyorum hocam. Hem mutfak halleri hem sohbet halleri. Evet, evet. Hadi çok bak, güzel. Bir taraftan da çantam burada kaldı yalnız. Her şeyin altında. Evet, nerede kaldık? Tablolarda kaldık. Yaptığınız işleri konuşuyorduk. Evet, evet. Şurada duran bir tablomuz var. Karşıda evli olan tablomuz. Evet. Bu biraz değişik. Harmanlanmış daha evet, doğrusu. Deriyle. Onu anlatabilir misiniz? Evet, orada bir kağıt rölyefle deriyi karıştırıyorum demiştim hı-hı, en başta başlarken. Bunlar tabii ilk yaptığımız örnekler, şu anda daha yapım aşamasında olduğu için birçoğunu getirmedik. İnşallah sergimizde diyelim, şu an hepsini göstermeyelim değil mi? Sergiyi göreceksiniz artık, bilemiyorum. Şimdi her şeyi göstermek olmaz. Peki. Evet, bunları da deriyle kağıt rölyefi birleştirerek yaptığımız bir tablo. Hı hı. Burada kaplumbağa terbiyecimiz var şurada da. O çok meşhur değil mi? Evet. Her yerde yerini alıyor. Orada her sadece sanatta kağıt kullanarak yaptık. Evet. Evet. Kağıt, orada kağıt kullanarak yaptık sadece. Hocam, bu tabloların oluşumu ne kadar zamanımızı alır başlasak? Yani şimdi bizim hani biliyorsunuz haftada 2 gün veya 3 gün diye hı-hı, değişiyor günlerimiz. Hı-hı. Gün sayımıza göre bakalım. Yani ben gün sayısı olarak yaklaşık 7 gün olarak söylüyorum. Çünkü hani hafta veya aya vuramam. Çünkü hani haftada 2 gün olduğumuz için biz şu anda mesela 7 günde, 6 günde bitebilir. Çok güzel. Evet, tablomuzun yani büyüklüğüne göre değişiyor. Kursa burada yeni başlayan birisi için bu gerçekten güzel bir süre. Yani evet, evet. Erken bir haftada hı-hı, bir tabloyu bitiriyoruz. Çok güzel. Evet. Öğreniyoruz o zaman hemen evet, kısa bir sürede. Evet, kısa başka sürede neler var, neler yapmışız? Biz şu anda yaptığımız bir çalışma var. Bunu mesela tasarı aşamasında olduğu için şu an yapmaya başladığımız için gösterebilirim. Bu sergimizde inşallah olacak. Oo, bitmişi. Süper. Bu Konya'daki Selimiye Camii'nin şurada küçüğünün hani küçük hali, şu renkli hali. Bu fotoğraf, evet, bu şekilde büyük olacak tablomuz. Bu tablomuzu biz şu anda mesela ben yapım aşamasında olduğumuz için birkaç bazı malzemelerini getirdim. Bunlar mesela deriden, şu kubbelerimiz şunlar deriden. Hı-hı. Bunlar tamamen ahşap üzerine bu camimizi kabartarak Mevlana'mız şey var şurada görebiliyorsanız yani evet, renksiz olduğu için hı-hı, onları falan böyle hep deriyle yapacağız inşallah. Hocam şimdi deriyle her bir tarafını yapıyoruz biz. Evet. Kabartma evet, olması gereken yerlerin çalışmasını yapıyoruz. Evet, şu şekilde. Boyamayı hı-hı, ne zaman yapıyoruz peki? Boyama bütün işlem bittikten sonra yapıyorum.
O halde kaç aşamadan oluşuyor bu işlem? Kaç aşamadan oluşuyor? 3 aşama diyebilirim. Çünkü evet. ilk önce tasarlıyoruz, deri üzerine çiziyoruz. Sonra onu geçiriyoruz sonra, değil mi şeye? Evet, mesela şu şekilde olduğu gibi derinin üzerinde şekillerini veriyoruz. Mesela çizimlerini yapıyoruz deri üzerine. daha sonra da en son bittikten sonra, yapıştırması da bittikten sonra boyama işlemine geçiyoruz. Aa, boyalar peki şey midir, doğal mıdır? Kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Deriye özel boyaları var, derinin kendi özel boyaları var. Şöyle kumaş boyaları var. Ben bunları çiçekte kullanıyorum fakat deride de kullandığım oldu. Şöyle çiçek boyalarımızı da getirdim ben. Hay evet. evet. Onları hazırlıyoruz hemen. Evet. Boyuyoruz. Peki evet. derinin bakımı biraz daha zor mudur, kolay mıdır? Yani hem tablolarda hem işte çantalarda. Evet. Belki kolyeler yapıyorsunuz bilmiyorum onlarda. Evet. Üzerine kendi derinin kendine özel cilası olduğu için hani bu deriyi hem besliyor hem parlaklığını sağlıyor ve kullanımı kesinlikle kolay. Benim hani evimde şu an kullandığım bir tablomdur. Deri tablo. Çok evet, güzel. Evet, kullanımı kolay ve gerçekten çok otantik duruyor evde güzel bir yere koyunca. Peki ilerleyen dönemlerde biz bu çalışmalardan hani sehpa üzerine bir örtü yapılabilir mi hocam? Sehpanın üzerine deriyle kaplama yapmayı planlıyoruz şu anda sehpa deriden. Farklı projelerde var, var o zaman. Var, var. peki öğrencimize soralım. Devam ediyor muyuz? Uygulama kaldı herhalde bir taraftan değil mi? Çok ses çıkardığı için. Ses çıkarıyor diye şey yapıyoruz böyle evet. biraz. Çekindik galiba ama devam edelim bakalım. Hep böyle devam ediyor değil mi aşaması bitinceye kadar? Bitinceye kadar bu şekilde ilk önce deseni çiziyoruz. Oluklar açıyoruz. Daha sonra burada stens dediğimiz aletlerimiz var. Şunlar. Bu aletlerimizle deri üzerine ıslatarak yüzeye şekil veriyoruz. Bu şekilleri verdikten sonra en son artık boyama işlemine geçiyoruz. Cilalama işlemiyle de tamamlıyoruz. Peki ilk çalışmanız mı sizin? Öğrencimize soralım. İlk çalışması evet. mı? Öğrencimizin bu ilk çalışması, deri üzerinde ilk çalışması. Evet. Ama daha önce deriyi yine kullandı. Dediğim gibi tablolar yaptık. Biz o boyutlu tablolarında deriyi kullandı. Çok da güzel olmuş ama her biri. Ellerinize evet, sağlık. Evet. Hocam şimdi kendinizi geliştiren, sürekli araştıran bir eğitmensiniz. Ve farklı çalışmalarınız var. Nikah şekerinden tutun tablolara kadar, deri rölyefe, kağıt rölyefe kadar. Belki benim bilemediğim ya da aklıma tutamadığım birçok branş. Bunun dışında özellikle şu alanda da bir çalışma ve kurs istiyorum dediğiniz bir branş var mı? Zaten bu arada çok hoşuma gitti. Sağ olsun hani bizim komiklerimiz bize imkanları veriyorlar sağ olsunlar. Hani biz talepte bulunduğumuz sürece kurslarımız açılıyor ve öğrencilerimizin de talebi doğrultusunda. Bana destek her zaman veriyorlar. Hani onlardan da her zaman söylüyorum Allah razı olsun. Onlar bizim imkanları veriyorlar. Biz de bunları uygulamaya geçiriyoruz. Hani şu anda uygulamaya geçirmek isteyip de geçiremediğim bir çalışma yok. Ama tabii ki projelerimde, kendi projelerimde rölyef üzerine daha çok yoğunlaşmak istiyorum. Bu deri üzerinde kabartarak yapılan bu büyük çalışmalar yapmayı planlıyorum. Şimdi deri çanta üzerine eğitimi Perihan hocamızdan aldınız. Evet. Doğru mudur rölyef? Ben Selçuk Üniversitesi'nde okuduğum için 4 yıl orada onun eğitim gördüm. Onun dışında hani başka bir yerden ayrıyeten eğitim almış mıydınız? Onun üzerine. Onun deri üzerine ayrıyeten başka yerde. Ben zaten kız meslekte 3 yıl el sanatları okudum. Maşallah evet. Kız mesleği bitirdikten sonra 2 yıl Trakya Üniversitesi'nde tekstil üzerine, desinatörlük üzerine okudum. Sonra Selçuk Üniversitesi'nde 4 yıl işte Perihan hocamızla deri çalışmalarını uyguladık. Yani benim zaten hani deriden gelen bir altyapım vardı. Ama tabii Perihan hocamızla işte burada öğrencilerimizle açıkçası. Ben ilk başta mesela benim denemediğim tabii ki birçok teknik vardı. Ben sadece teknikleri öğrendim. Uygulamayı öğrencilerimle yapıyorum. Hayal ettiğim şeyleri öğrencilerimle hayata geçiriyorum. Öyle peki söyleyeyim. Bu sanatta çok kaç tekniğe sahip bu deri rölyef ya da kağıt rölyef? Birçok tekniği var kendileri içerisinde ayrılıyorlar. Ama ben dediğim gibi farklılık yapıp deriyle kağıt rölyefi birleştirdim. Hatta kozaları, tasarım hatta seramik zordur çünkü. Şimdi tasarımla evet. başlıyorsunuz ya. Tabii ki, tabii tasarım ki. Tasarım en zor kısmı. Tabii hani ki. O hazırsa diğer aşamalar kendiliğinden geliyor zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ilk önce biz oturuyoruz öğrencimle. İlk daha kursa geldiği esnada ne yapmayı istiyorsun? Ben ilk önce ona seçenekler sunuyorum. İşte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hani bütün her şeyi gösteriyorum, önüne seriyorum. Daha sonra beraber planlar yapıyoruz. Bu önceki zamanki kurslarımda da öyle o şekilde oldu. Planlarımızı yaptıktan sonra onun doğrultusunda eğitimini veriyoruz. İlk önce desenler çiziyoruz. Onları bıçakla bilek hareketlerine göre çizimlerini öğretiyorum. Tamamen birebir öğrenci yapıyor. Peki yapamazsa öğrencimiz? Yani siz onu mutlaka gözlemliyorsunuz gelen bütün öğrencilerimize. Evet. Biz iş öğrenmeye gidiyoruz. Hani herkesin birkaç yönde yeteneği vardır. Hani her dalda yetenekli olamayabiliriz. Gittiğimiz kurslarda öğreneceğiz inşallah ama
El becerimiz çok fazla yoksa, yani pratiklik önemli olsa gerek değil mi bu şeylerde, branşlarda? Ya pratiklik olsa da olmasa da önemli değil, ben öyle söyleyeyim. Çünkü kimse hani ilk önce pratik olarak bilmiyor hiçbir şeyi. Evet. Biz bütün seviyeye iniyoruz. Ben daha önce yine kurslarımda lise öğrencileri de benim öğrencilerim oldu. Hatta ortaokul, ilkokul öğrencisi bile öğrencim oldu. Arkaya öyle söyleyeyim. Evet. Evet, o şekilde olduğu için ben olabildiğince iniyorum. Hani öğrencinin seviyesine olabildiğince inmeye kesinlikle çalışıyorum. Elinden geleni yapıyorum. Tabii ki herkesin öğrenmesi aynı değil, eşit değil. Kimisi daha hızlı öğrenir, kimisi daha yavaş öğrenir. Biz onu kendimiz aramızda öğrencimizle hallediyoruz inşallah. Aa, tamam o zaman. Evet. Ne kadar anlayışlı bir hocamız var. Harika. Şimdi çantamızı açıyorum. Hocam bu çantayı bu şekilde de siz getirdiniz haline. Bu şekilde biz getirdik. Bir aynı zamanda ben kalıp olarak, hazır kalıp olarak deri bize de gelebiliyor. Biz kendimiz de deriyi kesebiliyoruz. Bu önümüzdeki sergi döneminde inşallah çantalarımızla sergiye çıkacağız. Öyle bir planımız da var. Yani bakar mısınız, bildiğiniz hani gittik mağazaya, alışverişe. Tabii tabii. İşte bu çantaların aynısını görüyoruz. Çok güzel olmuş. Evet. Yakında ayakkabı da olur mu acaba çantaya ilave? Evet. Bir... Ne kadar zorluyorum artık sizi, zorla farklı farklı branşlar ve şeyler, kurslar istiyorum, evet, neredeyse. Evet. Evet, ayakkabıyı tabii ki isteriz yani. Neden olmasın, olabilir ayakkabı belki ileride. Olmasın, tabii ki, evet. Tabii ki neden çok olmasın. Çok da farklı olur. Evet, olabilir. Biliyorsunuz çok da güzel olmuş her biri. Gülseren Hanım, mutfak diyelim artık. Hangi aşamadayız? Evet. Pilavımız pişiyor, kızarıyor. Az kaldı. Suyuna da çorbamızı yaptık, hazırladık. Aa, çorbamız olmuş bile. Ne çorbasıydı? Bir söyleyelim. Bu kolay bir çorba. Tavuk suyunu değerlendirmek için. Biraz tereyağıyla 2 kaşık unu kavuruyoruz. Hı hı. Tavuk suyunu boşaltıyoruz üzerine. İsteğe göre işte tel şehriye, arpa şehriye kullanabilirsiniz. Sevmeyenler Allah koymayabilir de içinde un olduğu için. Şimdi çocuklarımızın beslenmesinde çorba önemlidir değil mi hocam? Evet tabii ki. Çorba özellikle hangi öğünlerde? Öğlen yemeğinde mutlaka öğlen, içmemiz gerekiyor. Için. Küçük bebeklerimize artık, evet, sıvı gıdalara geçmişse tabii ki. Evet. Pratik yapılabilecek. Çok pratik ve sarımsak da koyuyoruz. Sarımsak biliyorsunuz hemen hemen her yemeğe koymamız gerekiyor. Hı hı. Antibiyotik etkisi olduğu için sarımsağı, evet, bol kullanıyoruz. Ve çok hoş ve kolay bir yemek oluyor. Aa, çorba oluyor. Harika. Tavuğumuzu yaptık efendim. Haşladık. Onun suyunu değerlendiriyoruz. Hemen içine 1-2 kaşık unumuzu ilave ettik. Sonrasında yağımızı ilave ettik. Başka şehriyemizi ilave ettik. Şehriyeyi ve tamamdır. Sarımsak. Sarımsağımızı doğruyoruz. Kaynıyor. Piştikten sonra da üzerine isteğe göre karabiber, nane, kırmızı biber. Süsleyeceğiz. Süsleyeceğiz. Birazdan servis haline gelecek inşallah ama... pilavımızın pişmesini bekliyoruz. Fırında pişen bir pilavımız. Perde pilav diyoruz. Evet. Hocam mutfağa da ilgimiz var mı bu arada? Var. Mutfağa da kesin diye ilgim var. Peki başarılı olduğunuz ya da iddialı olduğunuz bir tarifiniz var mı? Şu an aklımda yok ama severim. Mutfakta yemek yapmayı severim. Özellikle evdeki olan malzemeleri değerlendiririm. Yani o an bir şey eksikse mutlaka, demin de siz nasıl ceviz, hani kuş üzümü eksikti, ceviz, evet, koydunuz. Evet. Aynen öyle bir pratik yöntemler kendimde geliştirmeye çalışıyorum. Hani birebir her zaman malzemeleri tamamlayamayabiliriz. Tabii ya ki, da tabii, evimizde olmayabilir. Hani aniden bir misafirimiz gelecekse o anda elimizde ne varsa artık. Evet. Bir de işimiz kolaylaştı. İnternet artık o kadar güzel, tabii, tarifler ki, var ki. Hemen tıklıyorsunuz. Yapın bir tuzlu, bir tatlı, bir de çeşit. Ben de artık değil mi? Hani, evet, günlere gittiğimizde görüyoruz 3-4 çeşit, 5-6 çeşit. Bir de Konya'da yani. Konyalı mısınız bu arada? Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Konya'ya okumaya gelmiştim ben. Oo, Konyalı, evet, oldunuz kaldınız. Evet, harikasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Var mı peki böyle hani garibinize giden ya da yadırgadığınız ya da evet bizim kültürümüze de çok benziyor dediğiniz yönleri? Konya ve İstanbul için söylüyorum. Evet. Konya'da tabii bayramlar çok güzel, Ramazan'ı çok güzel yaşıyor Konya. Burada oruç tutulduğu zaman Ramazan çok güzel, hani hissediyorsunuz onu. Evet. İstanbul'da da tabii var ama birazcık daha İki böyle şehrinde burada. Manevi, farklı, maneviyatı çok yüksek şehirler. Tabii ki, tabii. Hani şehre girdiğiniz zaman bazı şehirlere gittiğinizde şöyle sizi soğuk bir karşılaması oluyor. Evet, çok, evet, fazla ısınamıyorsunuz, evet, ama bazı şehirlere gittiğinizde onu hissedebiliyorsunuz. Evet, evet. Konya sıcak geliyor bana artık. Yuvam olarak geliyor yani. Daha benim oldu artık Konya. Evet hocam. Şimdi buradan bütün izleyenlerimize, kursiyerlerimize mesajlar gönderelim. Bu arada kayıtlardan da bahsedelim istiyoruz. Evet. Bana öğrencilerim, hani kayıtlı olarak şu an gelen öğrencilerim 15 öğrencim var. Daha da hani eğer gelmek isterlerse yardımcı kesinlikle oluruz. Gülaydın hocamız, Mümine Hatun Hanımlar lokalindeyiz.
Bu arada açılışımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mümine Hatun Hanımlar Lokali'nin açılışı var. Evet. Herkesi buradan bekliyoruz inşallah. Bu şekilde güzel ürünler inşallah yapıyoruz. Yani hepimiz elimizden geldiği kadar birbirimize saygı, sevgi çerçevesi içerisinde. Sınıfımız sadece bir şeyler öğretmek amaçlı değil. Sınıfta sosyal paylaşımlar oluyor. Çok güzel. Ben birçok kursta da hani bunu yaşadım. İnsanlar birbirleriyle dostluklar ediniyorlar. Günler yapıyorlar birlikte. Evet. Çok güzel ortamlar ediniyorlar. Yani insanlar bence evde oturup zamanlarını kaybetmesinler. Böyle sosyal ortamlara gelsinler. Kendilerini geliştirsinler daha çok. Çok güzel lokaller, yani imkanlarımız çok fazla. Gerçekten Konya'da ben yani İstanbul'da, ya İstanbul'da olarak hani İstanbul'da bunları görmedim. Kendimle yazın da oraya gittim. Hı hı. Yani çok fazla lokallerimiz evlerimize yakın var. İmkanlar gerçekten çok güzel burada Konya halkına. Ve bunları değerlendirmemiz kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, bize bu kursları sunan, böyle hizmet veren tabii ki belediyelerimize, evet, ve halk eğitim merkezlerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi artık mahallelerimizde neredeyse her mahallede bir hanımlar lokalimiz ya da bir komek kursumuz var. Ve istediğiniz branşa gidebilirsiniz. Kesinlikle. Biliyorsunuz birden çok branşa gidebilme şansınız da var. Komeklere gidiyorsanız 3 kursa, yanılmıyorum değil mi hocam? Hanımlar lokallerine gidiyorsanız 2 kursa. 4 kursa mı gidebiliyoruz hocam? 4 hanımlar lokallerinde. Yani aynı anda birkaç kursa da gidebiliyorsunuz. Tabii tabii, çünkü harika. Hepsi işte haftanın kimi 2 günü, kimisi 1 günü olduğu için hani çakışmadığı sürece insanlar bu şekilde kurslarımıza devam edebiliyorlar. Evet. Kamran hocam, siz hiç konuşmadınız ama aşk olsun, sadece sabunları anlattınız bize. Kurslarımız hakkında siz de biraz bilgi verin istiyoruz bize. Ben bu yıl daha girdim. Halk eğitimde çalışıyordum daha önce. Evet. 6 yıla rehabilitasyon merkezinde grup öğretmenliği yaptım. Bu yıl komeye geçtim. İnşallah komekte çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Mis sabunu üzerinde. İleriki zamanlarda da inşallah daha başka şekillerde sabunumuzu üreteceğiz. Sabunla ilgili merak ettiğiniz her şeyi Kamran hocamızdan öğrenebilirsiniz. Evet, inşallah. Ama bu kursların hepsi lazım aslında ya bize. Tabii ki, tabii ki. Her biri hanımların farklı. El becerilerini geliştirmesi için, istihdam yaratmak için mesela evde oturan hanımlarımız ne yapacaklar? Bunlardan yapıp, üretip, satabilirler. Evet. Aileye katkıda bulunabilirler. Evet. Yani o şekilde kurslarımız gerçekten gerekli. Her kursumuz harikasınız. Gerekli. Harikasınız. Evet. Her birinize teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Sanatlarımız hakkında ve kurslarımız hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için. Evet. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür Artık ederiz. Mutfak kısmıyla kapatacağız galiba. Program sonuna gelmişiz ama. Yemeğimiz oldu mu acaba? Burada beklemek zorundayız. Yemeğimizi tamamlayalım. Yani servisimizi yapalım. Ondan sonra vedamızı gerçekleştireceğiz hocam. Ama çarşamba günü yine kaldığımız yerden devam edeceğiz mutfağımızda. Evet. Acaba neyin tarifini vereceğiz çarşamba günü? Ben Samsunluyum. Yani Samsun Bafra ilçesindeyim. Bafra pidesi meşhurdur. Hı hı. Bafra pidesi yapacağız. Wow, Bafra'ya kadar gideceğiz efendim çarşamba günü. Bafra pidesinin tarifini sizlerle paylaşacağız. Ama bugün perde pilavıydı, bir kez daha hatırlatalım. Evet. Ve aynı zamanda tavuk suyuna çorba yapmıştık. Evet. Çok da kolaydı. Çorba servisini yapalım mı hocam şimdi? Yapalım. Hazır çünkü çorbamız. Evet. Çorba servisimizi yapalım. Sonrasında hemen pilavımız olmak üzere. Süremi aştım biliyorum, özür diliyorum ama ilk gün yeni yerde, yeni yerimizde heyecanlıydık. Farklıydı. Sanki bugün ilk defa program kamera karşısına geçiyormuşum gibi oldum. İlk defa program sunmaya başlıyormuşum gibi oldum. Niye böyle oldu acaba? Yeni yerin heyecanı. Evet, yeni yerin biraz heyecanı. Benim de böyle elim ayağım dolaştı ama pilavımızı yetiştirdik. bugün herkes heyecanlı. Tamam, bugün bütün izleyicilerimizin affına sığınıyoruz efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. İnşallah güzel güzel dakikalar geçirmişizdir hep birlikte. Bizim için keyifli bir programdı. Hem uygulamalar oldu. Hem sanatları öğrendik değil evet, mi hocam? Evet, çok güzel. Siz de yabancı değilsiniz zaten bunlara. Evet, şu deri üzerine yapılana bayıldım. Deri üzerine? Bayıldım, artık evet. Orada da uygulamaya başlayabilirler, bilmiyorum. Çok harika onu. Zaten daha önceden de hep böyle takip ediyordum ama inşallah ben de onun inceliklerini öğreneceğim. İnşallah hocam. Peki. İnşallah. Pilavımızı çıkaralım. Pilavımızı çıkarıyoruz, kızarmış gördük efendim. Evet. Evet. Pilavımız geliyor. Çok da güzel görünüyor. Çünkü biz program sonrasına kaldı artık. Tadına bakamayacağız şimdi. Programdan sonra değerli konuklarımıza ikram edeceğiz. Arkadaşlarımıza ikram edeceğiz. Hem çorbamızdan hem pilavımızdan. Pilavımız evet. Kızardı. Diğer eldivenimizi de alalım.
Çok sıcak. Aman elinizi yakmayın lütfen. Şöyle kızarmış bir şekilde. Bunu merak ediyoruz değil mi hepimiz? Servis yaparken şöyle. Aman hocam elinize lütfen dikkat edin. Vav, cevizler işte burada. Çok güzel görünüyor. Şimdi bunun içini merak ediyoruz. Tabii. Hemen bir bıçak yardımıyla şunu kullanabilir miyiz onu hocam? Onu kullanmayalım. Kimi şuradan herhangi bir bıçak da olur. Tamam şununla. Yeşil bıçağımızla lütfen siz. Ay çok güzel koktu. Evet. Evet. Evet hemen onu çıkarmaya da yardımcı olacağım ben size. Spatula. Buyurun lütfen. Evet. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Üzüm olsaydı daha güzel görünürdü. Evet. Fıstığıyla üzümü falan biraz daha şey olsaydı. Ama bugün ilk program olduğu için artık bizi affetsinler. Efendim bir sonrakinde inşallah daha muntazam olacak her şey. Evet. Veda zamanı diyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet efendim, olsun. Efendim şimdiden sizlere de afiyet olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz bizlere zaman ayırdığınız için. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için. Çarşamba günü saatlerimiz tam onu gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Yayında yapım demeye geçen bütün arkadaşlarımıza ve sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.